Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle basidin basidi, harika, güzel, çok güzel bir tasarım modeli yapacağız. Tasarımı bana ait olan bu güzel modeli sizlerle birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar. Şirin, güzel, tatlış, harika bir model olduğunu düşünüyorum sevgili hanımlar. Evet, sizler de beğendiyseniz güzel hanımlar şöyle çıtı pıtı narin güzel bir model evet güzel hanımlar böyle güzel bir modelle geldim bugün İnşallah beğenirsiniz sizler de benimle birlikte yaparsınız ee, yelek modellerine çeyizlik yelek modellerine hırka süveter atkı bere kaşkol özellikle bebek örgülerine çok yakışacak olan bebek takımları yapabilirsiniz bebek kazakları kendinize kazaklar dilerseniz tek renkten de yapabilirsiniz Biliyorsunuz ki ben daha önce bu modelimizin tek rengini yapmıştım. Şöyle arasına bir şerit koydum bakın. E, o modelimde yoktu. Bunu yeni e, bir tasarım olarak tekrar düzenledim ve sizlere sundum. İnşallah beğenmişsinizdir. Harika olduğunu düşünüyorum. Evet güzel hanımlar. Şirin, tatlı, güzel tasarım. Yelek, hırka, atkı, süveter, bere bebek örgüleri kazak ne istiyorsanız çok amaçlı dilediğiniz her şeyi örebileceğiniz basitin basidi bir modelle geldim. Evet güzel hanımlar. Hemen modelimize geçelim diyorum. Sizler de hazırsanız inşallah iplerinizi şişlerinizi hazırlayın. Hemen başlayalım. Evet güzel hanımlar. Nako Elite Baby'nin iplerini kullandım. Harika bir e, ip biliyorsunuz. Şöyle modelimde yakından sizlere bir göstereyim. Modelimde 10 numara 10 yıldız. Dediğim gibi. Şöyle minik minik kalpler var bakın. Şöyle şuralarda. Minik kalpler modeli de diyebiliriz buna. O kadar güzel, o kadar tatlı oldu ki hanımlar. Bakın şöyle biraz ekranımızda büyütelim. Evet Bakın şöyle. Arkası da çok güzel sevgili hanımlar. Arkasının dokusu da harika. Bakın arkası da ayrı bir güzel. İnşallah beğenirsiniz güzel hanımlar. Buyurun. Hep birlikte yapalım arkadaşlar modelimizi. Modelimiz 10 numara 10 yıldız bir model. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli inşallah hep birlikte yapalım arkadaşlar modelimize geçelim arkadaşlar basidin basidi kolaydan da kolay güzel modelimizi hemen örmeye başlayalım evet hanımlar gördüğünüz üzere şöyle yakından da göstereyim hemen modelime yapmaya başlıyorum şöyle krem bir rengim var pembe bir rengimiz gördüğünüz gibi hemen şiş numaramı söyleyeyim 4 numaralı şişlerimi kullanacağım arkadaşlar ilmek sayılarımız hemen ilmek sayılarımızı da verelim 4 ve 4'ün katları olacak bakın şu şekilde 4 4 4 4 4 bu 4. Ne yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katlarıyla yapıyoruz. Burada kenar patlarımızı ayarlayıp lastiğimizi yapıp modelimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ben şöyle arkadaşlar e, önden bir sıra düz yapacağız, arkadan da bir sıra e, düz yapacağız. Beyazım, krem beyazımla başladım. Önden bir sıra modelimiz ön yüzden kuracağız. Önden bir sıra düzümü ördüm. Şimdi arkadan da bir sıra düz yapacağım. Modelimiz uzamasın diye hemen onu ben hazırladım. Şimdi bir sıra daha önden arkadan pardon, örgümüzün arka yüzünden düz yapıyorum. Modelimi anlatmaya başladım arkadaşlar. İnşallah kolay bir şekilde sizlere aktarabilirim. Evet, bakın şöyle tüm ilmeklerimi düz yapıyorum. Bu arada siz de kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz inanın çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Sizlerin vereceği desteklerle o kadar çok hevesleniyorum ki o kadar çok hani memnun oluyorum ki yani bir videonun yanına bir video daha çekiyorum sizler için güzel hanımlar. İnşallah desteklerinizi esirgemezsiniz. Evet şöyle arka yüzünde bir sıra düzümü yaptım sevgili hanımlar. Şimdi krem beyazımızla bizim işimiz bitti. Şimdi pembe ile modelimizin kurumuna başlayacağız. Bakın şöyle bir sıra haroşamız oluştu arkadaşlar. Evet bir sıra haroşamız oluştu. Şimdi pembe rengimle modelime geçiyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için örüyorum. Evet burada iki tane ters yapıyorum bakın. Hemen şu köşeyi sıkıştıralım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters yaptım. Şimdi burada iki ters iki düz, iki ters iki düz yapacağız. Kenar ilmeğim iki ters iki düz. Yine bakın iki düzümden sonra iki ters bir iki iki düz bir iki iki ters bir iki 2 düz 1 2 2 ters 1 2 bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar bakın 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz yapıyoruz 2 ters 2 düz ve son olarak yine 2 tersimizi yapıyoruz kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum modelin başında nasıl başlamışsam bitir bitişinde de o şekilde başlıyorum ki kenarlarımız daha düzgün olsun arkadaşlar örgümüzün arka yüzünde de tersimizi ters düzümüzü düz örüyoruz arkadaşlar ikinci sırası modelimizin buradaki alttaki beyazı saymıyorum şerit olduğu için sadece düz şerit arkadaşlar şimdi burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz Evet bakın bu şekilde iki ters, iki düz olarak sıra sonuna kadar gidelim. Şöyle. Evet. Evet arka yüzde de ördük arkadaşlar. Şimdi ön yüze geldik. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi yine üçüncü sırasındayız modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada bir iki ters yapıyorum. İki düz. Bakın iki tane düz var burada. Burada bir ve iki tane ilmeğimin arasındaki şu boşluktan giriyorum. Bakın bir ilmek aldım. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Bir modelimiz bu şekilde. Bakın bir ilmek artışımız oldu. Sevgili hanımlar. Bu bir ilmeği daha sonra nerede kesiyoruz size göstereceğim. Bir, iki. Ara ilmeğimi ördüm. Yine bir ve iki bakın. Aradaki boşluktan, şu arasındaki boşluktan bir ilmek aldım şişimin başını doladım. İki düz ilmeğimi birlikte daha sonra örüyorum. Bir modelimi daha yaptım. Yine bir, iki düzümü ördüm. Yine iki tane düz ilmeğim var bakın. Ters ilmeklerden sonra boşluktan bir ilmek aldım. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine ara ilmeğim olan iki tersi örüyorum. Yine burada İki düz ilmeğim var bakın, arasındaki boşluktan giriyorum, bir doluyorum, iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine bir, iki ters. İki düz ilmeğim var bakın arkadaşlar, arasındaki boşluktan girdim, bir doladım, iki ilmeğimi birlikte ördüm, bir, iki tersimi yaptım, kenar ilmeğimi de ters yaptım. Evet modelimizin arkadaşlar bu sırasında bu şekilde tamamladık 3. sıramızı şimdi modelin dördüncü sırasındayız ve arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 2 düz yaptım şimdi bizim aralarda 2 düz ilmeğimiz var 3 tane de aradan aldığımız ilmekler olduğu için 3 tane de ilmeklerimiz var arkadaşlar Şimdi ilk iki ilmeğimi bakın üç ilmeğin ilk ikisi iki ilmeğini bir iki ters örüyorum. Bu üçüncü ilmek aradan aldığımız ilmek hanımlar. Bunu örmeden şişime takıyorum bakın. Yine bir iki düz yine iki ters yapıyorum. Bir iki aradan aldığım ilmek ipim benden tarafta örmeden diğer şişimi alıyorum. Yine iki ters şey iki düz 3 ilmeğimin ilk birinci ve ikinci ilmeğini ters ördüm. Aradan aldığım ilmeği bakın örmeden şişime aldım. 1, 2 düz, tekrar 1, 2 ters. Aradan il aldığım ilmeği örmeden aldım ipin benden tarafta. Tekrar 1, 2 düz, 1, 2 ters. Aradan aldığımız ilmeği örmeden diğer şişimi aldım. Yine bir, iki düz kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet hanımlar modelimizin bu sırasını da dördüncü sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi modelin beşinci sırasındayız. Evet modelimizin beşinci sırasında modeli gösteren bölümündeyiz arkadaşlar. Fazla ilmeğimizi de burada yok ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ters yapıyorum. Ara ilmeklerim hiç değişmiyor. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi burada örmeden aldığımız ilmek var bakın. 2 tersten sonra bu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Burada benim iki tane düz ilmeğim var. Bakın ters olarak örüyorum. 1 2. 2 ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve bakın kalbimiz oluştu. Bir de bir ilmek fazlamız vardı. Onu da kapatmış olduk arkadaşlar. Yani ilmek sayımız aynı sayıya geri geldi. Şimdi 1 2 ara ilmeğimi yaptım. Tekrar bakın uzun ilmeği aradan aldığımız ilmeği, örmeden aldığımız ilmek ve yanındaki iki tane düz ilmek. Hemen 1 2 ters yaptım. Hemen örmeden aldığım ilmeği bu iki ilmeği içinden geçirdim kalbimizi oluşturduk bakın. 1 2 ters. Yine uzun ilmeğimi aldım. 1 2 ters. Hemen ilmeğimi aldım içinden geçirdim. Ne kadar kolay olduğunu gördünüz arkadaşlar. Örgü bilmeyen arkadaşlarım bile rahatlıkla bu modeli yapabilecekler. Evet ara ilmeğim olan iki tersi yaptım. Yine burada uzun ilmeğimi alıyorum. Burada bir ve iki tane tersim var. Onları örüyoruz. Bir iki bakın uzun ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi içinden geçiriyorum. Tekrar ara ilmeğim olan bir iki tersimi yapıyorum. Burada yine uzun ilmeğim var. Bakın iki tane de ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Bir iki bu uzun ilmeğimi hemen iki ilmeğimi içinden geçirdim. Kenardaki iki ters ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet güzel hanımlar bakın modelimizin 5. sırasında artık modelimiz kendini gösterdi. Örgümüzün arka yüzünde de hiçbir işlem yapmıyoruz. Arkadaşlar tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bakın. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelimizin son sırası ve tüm ilmekler düz. Evet, bu şekilde tüm ilmekleri düz olarak örelim. Evet hanımlar, sizlere güzel hem de kolay, basitin basidi bir model anlattığımı düşünüyorum. En ince detaylarına kadar anlattım. Hem şirin, hem güzel, hem tatlış, hem zarif, hem güzel. İnşallah beğenirsiniz basit örgü modeli olduğunu düşünüyorum. Tasarım örgü modelimi inşallah beğenmişsinizdir sevgili hanımlar. Şöyle arkasından da bir sıra tersimi ördüm. Şimdi şuradaki şeridimiz var ya arkadaşlar. Hemen buraya bir sıra önden düz bir sıra da arkadan ters yapacağız. Şeridimizi tamamlayacağız ve modelimiz hazır olmuş olacak. İkinci modele geçeceğiz. Bakın ipimi şöyle aldım. Şurayı gergin tutmuyorum şu kenar arkadaşlar ip koparmanıza gerek yok. Rahat bir şekilde uzatırsanız burası dikişe girecek zaten. Evet. bir pardon. Ters yapacaktım, düz yaptım. Tüm ilmeklerimi önden ve arkadan düz öreceğim arkadaşlar artık. Sadece bu krem beyazımız arada bir şerit arkadaşlar. Evet, bakın tüm ilmeklerimizi bir sıra önden düz, bir sıra da arkadan ters örüp gelelim. Evet, ben modelimi tamamladım arkadaşlar. Bir sıra önden düz, bir sıra da arkadan düz yaptım. İki tarafında da bakın haroşa örgümüz çıktı. Modelimiz bu şekilde bir modeli ben sizlere anlatmış oldum. Hemen ikinci bir modeli nasıl kuruyorum onu da göstereyim hanımlar. E, modelimizin devamını, modelimizin başına dönerekten, videoyu başa alaraktan. Ee, devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Modelim oldukça kolay, güzel bir model. Evet, pembe ipimi şöyle yeni başladığımız için hemen örüyoruz. Ben sizlere sadece bu birinci sıranın kurulumunu göstereyim arkadaşlar. Modelin devamını dediğim gibi başa dönerek yapın. Kenar ilmeğimi ördüm. İki ters, iki düz. Bakın, bu şekilde. İki ters, iki düz, iki ters. Iki, düz evet bu şekilde modelimizin birinci sırasını kuruyoruz arkadaşlar burada daha sonra modelimizin başına dönerekten modelimizi yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi e, inşallah sizlere faydalı güzel bir çalışma olmuştur diyorum gerçekten ben çok beğendim inşallah sizlerde beğenmişsinizdir bu büyük modelimi bir kez daha göstereyim videoyu uzatmayalım arkadaşlarımızı sıkmayalım arkadaşlar Evet. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde olacak arkadaşlar bakın. Modelim oldukça güzel, kullanışlı, çok da kolay bir e, model arkadaşlar. Evet güzel hanımlar. İnşallah beğendiniz. Yeni e, benim 2000 yılın ikinci tasarımı. Aslında hani ilk modelimle aynı sadece şu şerit var burada ama bir fark, bir farktır diyorum. İnşallah farklı, değişik, güzel bu örgü modelimi çıtı pıtı Modelimi beğenmişsiniz diyorum. Tekrar yeni videolarda sizlerle birlikte olalım istiyorum. Güzel hanımlar, inşallah en güzel videolarda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı, arkadaşlarınızla, dostlarınızla videolarımı beğeniyorsanız paylaşmayı unutmayın. Bir de sevgili hanımlar, Annemin Marifetleri isminde bir kanalım daha var. Eğer onu da görür, uğrarsanız memnun olurum. Ee, o da benim kanalım arkadaşlar annemin marifetleri isminde bir kanalım daha var oraya da sizleri beklerim buyurun gelin sevgili hanımlar evet tekrar yeni videolarda birlikte olmak üzere en güzellerine emanet ediyorum beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hoşçakalın